Peki Kadir Gecesi'nin faziletleri böyle. Peki nasıl idrak edeceğiz? Hemen bunu kısaca söyleyelim. Kadir Gecesi'nin namazı en az 2 rekattır. Ortası 100 rekattır. En fazlası 1000 rekattır. Eğer bir insan 1000 rekat kılacağım derken sabah namazını kaçıracaksa bu işlere bulaşmasın. Ortası olan 100 rekatı kılmaya devam etsin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir Gecesi geldiğinde bir kimse akşamla yatsı namazını cemaatle kılarsa, başka rivayette sabah namazını cemaatle kılarsa, efendim yani bu üçünü cemaatle kılması ve bu namazları kılması lazım, Kadir Gecesi'nin faziletinden payını almıştır der. O yüzden nafile yapayım derken eğer farzı kaçırırsak bu bir işe yaramaz. En azı 2 rekat. 2 rekat ne? 1 rekatla Fatiha. Efendim Fatiha'dan sonra efendim 7 tane İhlas-ı Şerif, böyle namazı tamamlıyoruz 2 rekat. Namaz bittikten sonra 70 defa istiğfar çekerse o adam yerinden kalkmadan Allah onun annesini babasını affeder. Melekler o adam için giderler cennete, ağaçlarını dikerler. Bunu Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyesi'nde beyan ediyor. Peki 100 rekatlık namaz nerede geçiyor? O da Ruhul Beyan tefsirinde de geçer. Efendim 100 rekat namazı nasıl kılacağız? İlk rekatta her bir rekatta bir tane Kadir suresi, 3 tane İhlas-ı Şerif, 2 rekatta bir selam. Her selamdan sonra salavat-ı şerife çekeceğiz. Çünkü ne kadar dua edersek edelim, salavatsız dualar kesiktir. Salavatla dualar kabul olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Peki bu gece başka ne yapacağız? En az 3 defa La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah diyelim. Bu da Nüzhetül Mecalis'te geçiyor. La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah birincisinde söylediğin zaman Allah Teala günahlarını affediyor. İkincisinde cehennemden azat ediyor. Üçüncü zikirde de sana cennetini, cemalini müşerref kılacak inşallah. Peki hangi sureleri okuyalım? Duhan suresini okuyalım. Bir kimse Duhan suresini okuduğu zaman gecesinde sabahına kalktığında efendim 70 tane melek onun adına istiğfar ederler. Ya Rabbi bu kulu affet derler. Secde suresini okumaya gayret edelim. Bu da Kurtubi tefsirinde de geçer. Bir insan secde suresinden başka bir şey bilmiyordu bir adam. Sadece secde suresini okuyordu. Ondan sonra secde suresi ona kanatlarını geriyor. Ve ona diyor ki Rabbi gfir lehu fe innehu kâne yükettir min kıraeti. Ya Rabbi bu adamı affet. Çünkü bu adam beni çok okudu. Feşeffa'ha fihi Rab. Rabbimiz Celle Celaluhu da secde suresini o adam hakkında şefaatçi kabul etti, izin verdi. Secde suresi vesilesiyle o adamı affetti ve dedi ki "Üktubu lehu kullu hatiyetin haseneten." Bu adamın her günahına karşılık bir sevap yazın ve onun derecesini yükseltin. Başka Mülk suresini okumak lazım. Mülk suresi münciyedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki ümmeti Muhammed keşke bunu ezberlese, temenni duyar. Bize diyelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah sen söyledin diye Mülk suresini ezberledik. Seni mutlu ettik mi? Çok mutlu olduğunu söylüyor çünkü. Mülk suresini okumaya gayret edelim. Kabirde en büyük şefaatçi Mülk suresi olacaktır. Kafirin suresi okuyalım. Bilmeyenler bunları kafirin okusunlar. Bir insan kafirin suresi okursa Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibidir. Zilzal suresini okumuşsa Kur'an'ın yarısını okumuş gibidir. İhlas-ı Şerif suresini okursa Kur'an'ın üçte birini okumuş gibidir. En az üç tane İhlas-ı Şerif okuyalım. İhlas-ı Şerif suresi çok kısa bir suredir fakat Rabbimiz Celle Celaluhu sıfatlarını içerisinde toplamıştır. Fazileti çok yüksektir. Melekler inecek ve ruh Cebrail aleyhisselam inecek. Bütün ormanlara, evlere müminleri arayacaklar. Müminlerle musafa edecekler. Onlara selam verecekler. Onlar adına Rabbimizden merhamet isteyecekler. Onlar adına Rabbimize ya Rabbi bu kullanı affet diyecekler. Ancak eve girmedikleri evde köpek olanlar o eve girmeyecek melekler. Evinde resim olanlar, insan resmi çizilmiş, doğa resmi, ağaç resmi demiyorum. İnsan, koca koca insan resimleri o eve girmeyecekler. Haram yolla eğer o evde bir cünüp varsa o eve girmeyecekler. Allah muhafaza eylesin. İçki içilen eve, domuz yenen eve Cebrail aleyhisselam ve melekler girmeyecekler. Aman dikkat edelim. Peki bu gece kimler affedilmiyor? İçkiye devam eden. Efendim hınzır yani domuz eti yemeye devam eden. Efendim zinaya devam eden. Büyük günahlara devam edenler affedilmeyecektir illa der. O yüzden şöyle demek lazım. Büyük günah işlemiş olabilirsin ama tövbe kapısı açıktır. Allah gafurdur, rahimdir. Sen tövbeni yap ve bu Kadir gecesini bir fırsat bil. Bu fırsatı iyi değerlendir.